Geri dönüşümün çevre yanı sıra ekonomiye katkısı son yıllarda daha iyi anlaşılmaya başlandı. Bunda gelişen makine sanayinin etkisi yadsınamaz. Plastik geri dönüşüm makineleri imalatında uzmanlaşan Zahir Makina, 3 makinanın işlevini tek makinede buluşturduğu 3'ü bir arada sistemini plastik fuarında tanıttı. Dönüşüm, terim olarak kullanım dışı kalan dönüştürülebilir atık malzemelerin çeşitli geri dönüşüm yöntemleriyle ham madde olarak tekrar imalat süreçlerine kazandırılması olarak ifade ediliyor. Çöpün bir değeri ve ekonomisi olduğu gerçeğinden hareketle plastik geri dönüşümü üzerine uzmanlaşan Zahir Makine'nin temeli 1990'a dayanıyor. Henüz geri dönüşümün bugünkü anlamıyla kavranamadığı yıllarda öngörülü davranılıp geri dönüşüm üniteleri imalatına başlanıyor. Esen Makine 1990 yıllarında eniştem Bünyamin Geler tarafından kuruldu. Geri dönüşüm makineleri imalatı yapmak için. Kendisi 2004 yılında vefat edince ben kendimi yurt dışında hidrolik branşındaydım. Geldik, bu sektöre girdik. Ama biz Esen Makina'yı, şirketimiz olan Zahir Makina olarak isim değişikliğine gittik. Açılımına bakarsak parlayan yıldız olduğundan dolayı biz mantığı değiştirip daha bilimsel, daha ekonomik ve daha sisteme dayalı makinalar üretmek için kollarımızı sıvadık ve şu anda da sizin de gördüğünüz gibi belli bir aşamaya geldik. Genel Müdür Osman Ülüklü, geçmişin ve yurt dışının vermiş olduğu tecrübe ve hızla değişen teknolojiyi bütünleştirip plastik sektörünün geri dönüşüm ihtiyaçlarına kaliteden asla ödün vermeden ekonomik, güvenilir, kolay uygulanabilir çözümler sunarken çevreye duyarlı bir kurum olmak hedefiyle çalıştıklarını söylüyor. Firma her tip makineyi ürün portföyünde bulunduruyor. Öyle ki bugüne dek yapılmayanı yapan Osman Ülüklü, 3 makinanın işlevini tek makinede yerine getiren bir sisteme imzasını atıyor, patentini alıyor. Aslında doğaya hizmet ediyoruz. Geri dönüşüm, plastiğin her türlü geri dönüşümünü sağlayacak geri dönüşüm makineleri imalatı yapıyoruz. Misal kırma, agromel, yıkama havuzu, sıkma, ekstruder gibi makineler. Bir de bizim yeni çocuğumuz, üçü bir arada dediğimiz makinamız. Bunun haklı gururunu şöyle yaşıyoruz. Bir ilki başardık, bunun patentini de aldık. Mevcut sistemlerde görülen dezavantajları yok eden sıkma, agromel, granül makinasını tek makinede buluşturan üçü bir arada, yıkama havuzundan gelen plastiği helezon yardımıyla içerisine alıp 4 kademeli vida sayesinde işlenecek malzemeyi susuzlaştırıyor, sıkıştırıp kurutuyor, homojenleştiriyor, eritiyor. Eriyen malzeme istenen büyüklükte kesilerek fan yardımıyla granül makinasına transfer ediliyor. Tüm bu işlemler sıfır hata prensibiyle gerçekleştiriliyor. Bu makinamızın işlevliği nedir? 3 makinanın yaptığı işi tek makinede yapıp hem ekonomiye hem kullanıcıya hem de enerji tasarrufuna gidiyor. Sıkma makinasının, agromer makinasının ve ekstruder makinasının görevlerini yaptığı için kullanıcıya saatte 150 kilowatt enerji tasarrufu yapıyor. Bu da ciddi bir oran. Bunun içinde haklı olarak gururunu yaşıyoruz ve bu TÜYAP fuarında da makinamızın tanıtımını yapıyoruz. Üçü bir arada geri dönüşüm makinasını Adana'da organize ettiği bir fuarda sektörün profesyonellerine tanıtan Osman Ülüklü, aldığı olumlu geri dönüşler üzerine İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi'nde düzenlenen Plastik Fuarı 2014'e katılmaya karar veriyor. Biz bu üçü bir arada makinamızı kendi imkanlarımızla Adana'da plastiğe tanıtım amaçlı bir makine kurduk ve Türkiye genelindeki bütün plastikçileri davet ettik. Türkiye genelinden 171 firma katıldı. Çok olumlu tepkiler aldık. Bu işin duayenleri bize bu işi başarmışsınız, elinize sağlık dediler. Bu da bizim için yeterli. Fuar standında alıcılarla bir araya gelen Osman Ülüklü, yeni nesil teknolojinin avantajlarını bizzat anlatma fırsatı bulduğu, geri dönüşüm sektörü profesyonellerinden aldığı övgülerle ilgili olarak bu işin İstanbul'un tek elinde olmadığını, artık Adana'da da önemli işlere imza atıldığını vurguluyor. Gerçekten çok yoğun geçiyor. Artık plastik geri dönüşüm makinalarında plastikçilere şunu artık kabul ettirmiş görüyoruz. 3 günde aldığımız tepkilerden. Artık Adana'da da
daha ciddi, daha profesyonelce makineler yapıldığını ispatlamış olduk. Onun da haklı gururunu yaşıyoruz. Maddi tarafında değil, maneviyat tarafındayız. Buradaki almış olduğumuz tepkiler bizim için yeterli. Osman Ülüklü'ye göre kalite tesadüfen oluşmuyor, çaba gerektiriyor. Kalite anlayışının yerleşmesinde yurt dışında uzun yıllar yaşamış ve çalışmış olmasının etkisini yadsımayan Osman Ülüklü, kendilerini temsil eden makinelerin her bir parçasının en kaliteli malzemelerden seçildiğini dile getiriyor. Yurt dışı kökenli olduğum için orada hidrolik bölümünde büyük bir işletmede üretim müdürlüğü gibi görevler yaptığım için biz makinayı satmak için yapmıyoruz. Kaliteden kesinlikle ödün vermiyoruz. Kullandığımız civataya kadar bizim için çok önemli çünkü o makina bizi temsil ediyor. Ondan dolayı da kullandığımız malzemelerimiz olsun, imalat hattımız olsun kesinlikle kaliteden ödün vermeme gibi bir prensibimiz var. Bunu da devam ettirerek daha da yukarılara çekmek istiyoruz. Sahip olunan kaliteli üretim anlayışı kalite belgeleriyle tescilleniyor. Tüm standartlar itinayla yerine getiriliyor. Her türlü belgelerimiz var. CE gibi, ISO gibi, satış sonrası sözleşmeler gibi. Bir de dediğim gibi yeni çocuğumuz olan üçü bir aradanın patentini almanın gururuyla devam ediyoruz. İnşallah bu ileri zamanlarda hem patent sayımızı hem kalitemizi daha da yükseklere alacağız. Ülkemizde geri dönüşüm sektörünün geçmiş 10 yılla kıyaslandığında önemli bir mesafe kat ettiği kabul edilse de gelinen nokta yeterli görülmüyor. Daha çok adım atmak gerekiyor. Bu gelişimde nitelikli makinaların etkisi de göz ardı edilmiyor. Osman Ülüklü sektörün geleceğine umutla bakıyor. Avrupa ile kıyasladığımız zaman maalesef Türkiye'de geri dönüşüm biraz daha Avrupa'nın bir 10-15 yıl gerisinde gibi görüyorum. Ama işte biz makinacılar eğer son kullanıcılara bu mantığı yansıtıp da daha ekonomik, daha seri, daha kaliteli ürünler alabilmeleri için makineler üretirsek Türkiye'de çok ciddi bir potansiyel var geri dönüşüm sektöründe. Daha faydalı olacağını düşünüyorum. Sektörün gelişim gösterdiği tespitinde bulunan Genel Müdür Ülüklü ile kısa, orta ve uzun vadede kendilerine koydukları hedefleri de konuşuyoruz. Kısa vadedeki şeylerimizi başardık. İş yerimizi daha büyük bir yere geçerek teknolojik makineler aldık. CNC ağırlıklı çalışıyoruz. Orta vadede Türkiye'de kalıcı bir yere ulaşmak, uzun vadede de Türkiye'de artık zahir makine ismini insanların beynine kazımak istiyoruz. Enerji üretim yapan işletmeler için hayati bir ihtiyaçtır. Enerjiden sağlanacak tasarruf maliyetleri düşürdüğü gibi işletmelerin rekabet gücünü de artırır. Bu hassasiyetle hareket ettiklerinin altını çizen Genel Müdür Ülüklü sözlerinin sonunda tercih edilme sebeplerini birkaç maddeyle izah ediyor. Birincisi kalitemizden, ikincisi de enerji tasarrufu dediğimiz, işte bu üçü bir aradan bahsedelim. Bugün plastik geri dönüşüm sektöründe makineler açıldığı zaman 24 saat durmaksızın çalışır. Bugün bir makinamızda eğer biz saatte 150 kW enerji tasarruf ettiriyorsak, bu da hem ekonomiye hem kullanıcıya çok ciddi bir kazanç olduğunu düşünüyorum. Bizim sloganımız bu sektörde bizi seyretmeye devam etsinler. Biz az laf çok iş yapmayı seven bir şirketiz.